Canım iyi misin? İyi misin? İyiyim Fidan abla. İyi ki kurtardın bizi. Ölüyorduk yoksa annemle. Tamam korkma geçti. Tamam canım korkma Toprak, geçti. Toprak ne oldu oğlum? Ne oldu yavrum? Kurtardın beni Fidan abla. Kapalı kaldık biz. Ölecektik. Şş, o nasıl laf öyle? Sen şimdi derin derin nefes al bak kendine geleceksin. Böyle büyük büyük nefes al. Neden? Ne oldu yavrum? Aydan nasıl oldu peki? Hayat. Baba biz annemle orada sıkışıp kalmıştık. Annem çok kötü oldu. Zehirlenecektik, ölecektik. Fidan ablam yetişti, kurtardı bizi. Korkma oğlum sen, tamam. Geçti, merak etme. Korkmuyorum. Ben aslında çok gaz kokusu almadım baba. Sadece çok korktum. Hadi iç suyun. Fidan, hadi götür sen Burak'ı. Gel bakalım canım. Aydan, iyi misin yavrum? Gaza çok maruz kaldıysan hastaneye falan götürelim. Doktor çağıralım ister misin yavrum? Yok, yok, yok anneciğim. Ben biraz nefes alayım. İyi olurum ben. Ben zaten kendim için korkmadım ki hiç anne. Ben ölsem de olur. Ben Burak için çok korktum. Onun o korkmuş yüzünü görünce... Çok kötü oldum. Aklım çıktı. Aklım. Zaten Burak gazdan değil, korkudan çok etkilendi. Orada kalınca tabii çocuk. Çünkü ben zaten Burak'ın ağzını oradan bir bez bulup kapattım. Ona bir şey olmadı. Nasıl oldu peki Aydan bu? Neden gittiniz oraya? Biz şeyden gittik hayatım oraya biz. Burak'ın oyuncaklarını kolileyip oraya kaldırmışlar. Biz de oyun oynayacaktık hani. Gidip alalım oyuncakları dedik. Bakıyorduk oyuncaklara. Sonra ben bir anda bir koku aldım. Kafamı kaldırdım baktım. Borulardan bir koku geliyor. Gaz kokusuymuş o da. Sonra ben anlayınca hemen tabii Burak'ı tuttuğum gibi kapı dışarı çıkmaya çalıştık. Sonra kapının kolunu tuttuğum gibi kol benim elimde kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çok korktuk ben. Burak için korktum zaten. Onun o korkmuş suratını görünce. Allah'ım. Allah'ım çok kötü oldum. Sonra ben bir şekilde Burak'ı sakinleştirmeye çalışıyorum. Bir yandan çıkar yol aramaya çalışıyorum. Öleceğim zannettim. Tabii ben orada düş kalk. Çok kötü oldum. Enerjim de düştü. Tamam Aydan tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun yavrum. Fidan Hanım, size de çok teşekkür ederiz. Bir kere daha anladık hislerinizin çok güçlü olduğunu. Çok teşekkür ederiz size. Siz olmasanız ne yapardık bilmiyorum. Onların hayatını kurtardınız. Sağ olun. Neyse, kurtulmuşlar sonunda. Ana oğul birbirine destek olmuş, kurtulmuşlar işte. Hislerden daha önemli. Hadi yardım et. Seni içeri alalım ya. Burak'ın varlığıyla ayakta durdum anne. Biliyorum. Toprak. Hadi yardımcı ol. Ya bu gaz zehirlenmesi ne kadar kötü bir şeymiş. Sabahtan beri nefes alamıyorum. Kendime gelemedim. Üzerini değiş, iyice dinlen. Yavaş yavaş kendine gelirsin. Ben iyiyim de. Oğlum, Burak nasıl? Onun o hali gözümün önüne gelince içim kötü oluyor. Anneciğim, anneciğim diye nasıl sarılmıştı kucağıma.
Meğer ne zor bir şeymiş insanın evladıyla sınanması. Büyük bir badire atlattınız. Fidan Hanım tam zamanında yetişti. Halide Hanım, siz Aydan'ın yanında kalın. Belki bir ihtiyacı olur. Tabii Toprak Bey. Üstümüzü değiştirmemize yardım edeyim mi? Yok Halide, istemez. Ben biraz dinleneyim, kendime gelirim. Çık sen. Tabii. Hadi aç Esin, aç. Alo. Esin. Alo Aydan. Kötü geliyor sesin, ne oldu? Ne olacak? Yine benim bütün planlarım suya düştü. Her şey o kadar iyi gidiyordu ki Esin. O kadar iyi gidiyordu ki. Kahraman olmama ramak kalmıştı. Toprağın gözünde değerim 1000 kat artacaktı. Ama... Ama dedin. Alo Aydan, orada mısın? Buradayım Esin, buradayım. Allah kahretsin ki buradayım, odamda tek başımayım. O Fidan var ya, o Fidan. O Fidan'ın var ya, saçını başını yolmamak için kendimi zor tutuyorum. Geberteceğim onu. Allah belasını versin onu. Ben tam... Burak'ı çıkartıyordum, toprağa getirtecektim. Sen gel bizi bul. Hay Allah ya. E nereden anlamış sizin orada olduğunuzu? Ay bilmiyorum ki Esin. Kadın casus gibi sürekli peşimizde. Peşimizde olmadığı zaman da artık içine mi doğuyor, ne oluyorsa inni midir, cinni midir? Geliyor buluyor bu şekilde bizi. Allah belasını versin onu. Anlayacağım, benim bütün oyun boşa gitti. Yine bütün alkışlar Fidan Hanım'a. Bugün çok büyük olay atlattım bir tane. İyisin.